Öncelikle bugün vefat haberini aldığımız Samsun İl Gençlik Kolları Başkanımız Furkan Demir'e Allah'tan rahmet ve yakınlarına, ailesine ve Cumhuriyet Halk Partisi örgütümüze başsağlığı diliyorum. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yılında demokrasi ve hukuk devletinin tamamen yok edildiği, gelir adaletsizliğin ve yoksulluğun dayanılmaz hale geldiği, toplumsal barışın giderek bozulduğu, inanç ve inançsızlık özgürlüğünün bilinçli bir şekilde zayıflatıldığı, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin çığırından çıkarak kadın cinayetlerinin her geçen gün arttığı, LGBTİ artıların insan haklarının her alanda sistematik olarak ihlal edildiği, eğitimde fırsat eşitsizliğinin ve bilim dışılığın bir politika haline geldiği, özgür basının, kültürün ve sanatın yok edildiği, iklim krizine karşı hiçbir etkili tedbirin alınmadığı, beceriksiz ve Türkiye'nin çıkarlarına aykırı bir dış politikanın benimsendiği bir dönemde yaşamanın utancı içindeyiz. Gençler olarak borçluyuz, işsiziz, işçiyiz, mezunuz, kayıt dışıyız. Üniversite sınavında önceki kuşakların aksine milyonlarla rekabet etmeye çalışıyoruz. Üniversiteyi kazanamazsak nerede iş bulacağız söyleyen yok. Üniversiteyi bitirene kadar nereden burs alacağız, nerede kalacağız, korkunç derecede yükselen kiraları nasıl ödeyeceğiz bilen yok. Borçluyuz. KYK kredisi aldığımız koşullarda hayat pahalılığı böyle değildi. Türk lirası çok daha değerliydi. Mezun olduğumuzda iş bulacağımızı umarak borçlandık ve işsiz kaldığımız gibi e-hacizlerle mücadele eder hale geldik. Bize iş beğenmiyor diyorlar ama deneyim kazanma bahanesiyle saati 4 liradan çalıştırılıyoruz. Tüm gün stajlarda canımız çıkıyor, aldığımız parayla sadece bir öğün yemek alabiliyoruz. İşsiziz. İşsiziz ve bu sorunu çözmesi gereken siyasetçiler tarafından iş beğenmemekle suçlanıyoruz. Eğitimini aldığımız alanda torpilimiz olmadan güvenceli bir iş bulmak lüks değil, hakkımız. Yarınımız belli değil. Borç içinde boğaz tokluğuna çalışıyoruz. Artık ev almak, araba almak bir hayal haline geldi bizim için. Evlenme ve çocuk sahibi olma kararlarımızı beceriksiz siyasetçiler yüzünden erteledikçe erteliyoruz. Ücretsiz izne çıkarılıyoruz. Tam işte bağımsız ve özgür yaşamımı kuracağım diye düşündüğümüz yıllarda hayat standardımız düşerken evimizi kapatıp memleketimize, ailemizin yanına dönmek zorunda kalıyoruz. Bize yıllarca bakmış olan ailemize artık biz destek olalım diye düşündüğümüz yaşlarda ailemizin eline bakıyoruz. Gururumuz kırılıyor. Hakkımızı arayabilecek hiçbir mekanizmamız yok. Lüks plazaların içinde gecelere kadar çalıştırılıyoruz. Tacize, mobbinge maruz kalıyoruz. Ses çıkaramıyoruz ama mutlu değiliz. Öfkeliyiz. Maaşlar o kadar düşük ki çoğu zaman çalışmakla çalışmamak arasında hiçbir fark yok. Yıllara varan iş arayışımızın başarıyla sonuçlanması umudunu yüz binlercemiz çoktan yitirdi bile. Mutlu değiliz. Doğup büyüdüğümüz, diliyle, kültürüyle, değerleriyle yetiştiğimiz ülkemizden çok üzülerek insanca yaşamak için ayrılmak zorunda kalıyoruz. Oysa ki biliyoruz başka türlüsü mümkündü. Söylenenlerin aksine hala mümkün. Söylenenlerin aksine birkaç yandaş şirketin kamu kaynaklarını sömürdüğü ülkede devletin herkese iş bulma görevi vardır. Her üniversite mezunu iş bulacak diye bir kaide vardır. Maddi imkanı olsun ya da olmasın, inancı, etnik kökeni, cinsiyeti, cinsel yönelimi, cinsiyet kimliği ne olursa olsun her çocuğun ve gencin nitelikli bir eğitime erişme hakkı vardır. Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz cümlesindeki kararlılıkla yola çıkan atamızın izinde
Biz gençler olarak hak ettiğimiz hayatı Türkiye'de yaşayabilmek için Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yıl dönümünde yola çıkıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak gençlik politikalarımızı belirlerken gençlerin sorunlarını gençlerden dinlediğimiz, çözümleri ise gençlerle birlikte aradığımız bir yöntemle hareket ediyoruz. Siyasi görüşleri son derece farklı olan, yüzlerce gençle ve gençlik alanında çalışan uzmanlarla birebir ve toplu görüşmeler yaptık. Notlar aldık. Sorunlar ve sistematik hale gelmiş sorunların kaynakları üzerine birlikte düşüneceğimiz, birlikte çalışacağımız ve Türkiye siyasetinin ihtiyaç duyduğu gençlik politikalarını birlikte öğreteceğimiz çalışma grupları kurduk. Sevdiklerinden, ailesinden uzak kalma ve fişlenme pahasına, sosyal ve profesyonel hayatından fedakarlıklarla, olağanüstü emekleriyle varlık gösteren Cumhuriyet Halk Partisi gençlik kollarına ve güncel gençlik politikalarımızı birlikte oluşturmak için yola çıktığımız çalışma gruplarındaki arkadaşlarımızın üstün çaba ve emeklerine buradan bir genç arkadaşları olarak teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün güvencesizler ordusunu oluşturan ve ifade özgürlüğü başta olmak üzere tüm insan haklarının korunduğu bir düzenin özlemini duyan milyonlarca genç bu ülkeyi içinde bulunduğu karanlıktan çıkaracak olanlardır. Türkiye'nin mutsuz ama yetenekli gençleri bu ülkeyi kalkındıracak olanlar, bu ülkeyi hak ettiği özgürlük ve demokrasiyle buluşturacak olanlardır. Gençler olarak taleplerimiz net. Güvenceli bir yaşam, hak ettiğimiz istihdam, erişebildiğimiz nitelikli eğitim, özgürlük, özgürlük, özgürlük. Gençlerin taleplerinin önünde göreceksiniz, lüks saraylardaki adamlar dahil hiç kimse duramayacak. Gençlerin hayal kurabildiği bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Teşekkürler.